Namaste. Herkese mutlu bir pazar diliyorum canım arkadaşlarım. Dün bir video yayınlamıştım ama kaldırdım çünkü Dolunay videosuydu ve yakında da daha öncesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Aslında iki tane ayrı ayrı video çekmeyi planlamıştım. Sonrasında aklıma her ikisini de bir arada yapayım. Daha kolay olur. Hem arkadaşlarımız tek videoda her iki ritüeli de kolaylıkla bulsunlar istediğim. Sizin için kolaylıklar üretmeye çalışıyorum. Her ne kadar teknoloji konusunda hiçbir şey bilmediğimi fark etsem de YouTube'a yüklediğim videolar biraz acemice oluyor. Evet, bilgi var, donanım var ama biraz teknoloji sanırım eksikti. Selçuk Taylan'a buradan çok teşekkür ediyorum. Kendisi beni bu konuda oldukça destekledi ve oldukça da bana sabretti. Bana telifsiz müzikler gönderdi ve bazı programlar önerdi. Videoları daha güzel çekebilmem adına. İnşallah bundan sonraki videolar daha da iyi olacak arkadaşlar. Bu arada Selçuk'u takip edin lütfen. Çok güzel kadim bilgiler paylaşıyor. Ezoterik bilgiler paylaşıyor. Kitap okumaları yapıyor. Mükemmel bir kanalı var. Umarım ben de onun kadar teknolojiyi iyi kullanıyor hale gelirim. Buradan kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Sevgiler gönderiyorum. Onun dışında ritüelimize geçelim. İki tane ritüel hazırlayacağım size arkadaşlar. Bir tanesi Dolunay, bir tanesi de Yeni Ay ritüeli. Ayda bir kere Dolunay, bir kere de Yeni Ay gerçekleşiyor. Her ay bazen de iki tane Dolunay gerçekleşiyor. İşte buna da kanlı Dolunay ya da mavi Dolunay deniliyor. Her iki ritüeli de Yeni ayda söylediğim yeni ayda dolunaydakini de dolunayda yaparsanız gerçekten de size katkı olacağını düşünüyorum. Çünkü ay dolunay ve yeni ay fazlarındayken ciddi anlamda bir enerji oluşuyor. Bu enerjiden de bu şekilde faydalanabiliriz. Zaten çok kritik günler geçiriyoruz. Ayın 14'ünde yeni ay var. Ayrıca da güneş tutulması 21'inde gün dönümü, 30'unda dolunay, Aralık ayı oldukça enerjileri yoğun bir ay ve hepimize sabır diliyorum. Ben de dahil çok gitgelli ruh hallerine geçiş yapıyoruz. İnanılmaz zor günler. Bir nebze de olsa ritüelle bunu toparlarız inşallah diye düşündüm ve size hem dolunay hem yeni ay ritüeli hazırladım. Malzemeleri söyleyeceğim. Her ikisi için gerekli olan tüm malzemeyi söyleyeceğim. Sonrasında da ayrı bir video, ayrı bir bölüm yaptım. O bölümde yapılışını daha yakından görmeniz adına beni görmeyeceksiniz. Direkt kağıdı kalemi göreceksiniz. Onunla ilgili çok fazla danış yapıyorsunuz. Okuyamadım, öyle olmadı, böyle olmadı diye. Her iki ritüel için de gerekli malzememiz A4 kağıdı. Her zamanki gibi bir kurşun, kalem, mum. Bir saksı çiçeği veya toprak, tütsü, uçucu yağlarımız varsa uçucu yağlar, bir bardak su. Bunlar bizim elementleri ritüelimize dahil etmemiz için gerekli. Onun dışında eğer unuttuğum olursa zaten ritüeli yaparken görüyor olacaksınız. Ha, en önemli şey mum. Mumu mutlaka bulundurun arkadaşlar. Evinizde kırmızı, mavi ya da mor renkli mumlar mutlaka olsun. Tüm ritüellerimizde kullanıyoruz. Birazdan ritüele geçtiğimizde zaten hepsini yakından görüyor olacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Birazdan ritüelde görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar, malzemeleri yazdım. Videonun tam yapılış bölümüne geldiğinizde ekranda malzeme listesini görebilirsiniz. Durdurarak oradan ekran resmi alarak okuyabilirsiniz. Ben yapılışını bu şekilde göstereceğim. Artık çünkü bu şekilde yaptığımda daha iyi anlaşılır olacağını düşünüyorum. Öbür türlü yok sıralamayı anlamadık, yok kağıdı görmedik diyorsunuz. Onu engellemek adına da bu şekilde artık araya iki bölüm şeklinde çekerek yardımcı olmaya çalışacağım. Bugün hem Dolunay hem de yeni ayla ilgili yapacağınız ritüelleri nasıl yapacağınızı anlatacağım. Bunun sebebi de 14'ünde bir yeni ay var.
Güneş tutulması eşlik ediyor. Arkasından da ayın 30'unda Dolunay var. Her ikisinde de kullanabileceğiniz. Onun dışında da her yeni ay ve Dolunay'da kullanabileceğiniz iki ritüelden bahsediyor olacağım. Şimdi malzemelerimizi bir de böyle gözden geçirelim. Öncelikle her seferinde olsun dediğim malzemelerden bahsedeceğim. Tütsü, ben lavanta ve om tütsüsünü çok kullanıyorum arkadaşlar. En çok sevdiklerim. Diğerleri çok ağır gelebiliyor bana. Om da çok güzel. Hafif fresh bir kokusu var. Ayrıca da taç çakraya çok iyi geliyor. Bunlar elementler için bu söylediğim. Bu hava elementi için tütsü. Su mutlaka bulunduruyoruz. Su elementi, suyun zaten hafızası var. Emma Tan'ın da dediği gibi suyu da kodlayabiliyoruz. Ritüellerimizde su elementi. Ne yaptık? Hava, su. Toprak elementi, benim böyle bir oğluşum var. Kendisi sevdirmiyor kendisini. Hemen batıyor ama ben çok seviyorum onu. İstanbul hatırası, bebekleri de oldu böyle. Uy annem. Toprak elementi için hava, su, toprak ve ateş elementi içinde ne yapıyoruz? Mum bulunduruyoruz. Bu dört elementi ritüellerimize kattığımız zaman elementlerden de faydalanmış oluyoruz. Mum rengi söylerken ben sizler için arkadaşlar o rengin enerjisinden de faydalanmanızı sağlıyorum. Bunun yanı sıra uçucu yağlar, esans yağlardan da faydalanabiliriz. Bırakmak istediğimiz şeyler için ardıç yağı ve sandal yağı kullanırken, oluşmasını istediğimiz ya da aşk için yapacağımız şeylerde ise gül yağı kullanıyorum. Lavanta yağını da sık sık kullanıyorum. Ama bugün tütsüm lavanta olduğu için ben ardıç ya da sandal ağacı yağı kullanacağım. Şimdi arkadaşlar yarın ayın 14'ü ve yarın bir yeni ay var. Güneş tutulmasının eşlik edeceği zor bir gün. İnşallah kolay geçer hepimiz için. O yüzden bugünden hazırladım. Ve bugün 23'ten sonra yeni ay ritüelinizi yapabilirsiniz. Gece 23'ten sonra. Yarına daha rahat, en azından daha ferah bir şekilde başlıyor olursunuz. Yeni ay ritüelini her yeni ayda yapabilirsiniz. Bu yarına özel bir şey değil. Ayrıca da güneş tutulması da eşlik edecek. O yüzden biraz hava kasvetli olabilir. Lütfen sakinliğinizi koruyun. Öncelikle yeni ay ritüeli için malzemelerimiz yine tütsü, saksı, su, mum. Evet, bunlar var. Bunların dışında yeni ay için arkadaşlar kendinize böyle bir cezve ya da herhangi bir kap edinin ritüeller için. Dolunay ritüelinde de zaten kavanoz gerekecek. Boş bir kavanoz gerekecek. Önce yeni aya başlayalım. Yeni ay nedir bizim için? Yeniliklerin olacağı, başlangıçların olacağı zamanlardır. Bunun için de buna uygun olarak ne yapabiliriz? Dileklerde bulunabiliriz, isteklerde bulunabiliriz. 14'ü akşamı, yani 13-14'e bağlayan akşam, yani bu akşam saat 23'ten sonra mumumuzu, tütsümüzü yakalım. İlk başta bu yeni bahar arkadaşlar aktarlardan alabiliyorsunuz. Evlerde bile bulunabilir tahminimce. Çünkü annelerimiz bunu kullanıyordur büyük ihtimalle. Ve bu cezve bir tatlı kaşığı, ilk önce gün içerisinde yapabileceğimiz bir tatlı kaşığı yeni baharı cezvemize koyuyoruz. Üstüne de su ekliyoruz ve kaynatıyoruz bunu ocakta arkadaşlar. Ve bu kaynayan buharı cezveyi elimize alarak bütün evde gezdiriyoruz. Yeni bahar yenileyici bir etkisi olduğu gibi negatif enerjilerden de evimizi arındırıyor olacak. Bunu yaptıktan sonra evimizi bununla bir güzel pozitif enerjiyle donattıktan sonra ise akşam yatmadan önce mumumuzu da yıkıyoruz. Suyumuzu yanımıza alıyoruz. Bu su temiz su olsun ve bunu gece boyunca bırakacağız. Sabah kalktığımızdaysa içiyor olacağız. Yeni ay dileklerinde dediğim gibi yeni bir şeylere başlamak olduğu için
Dileklerimizi şu şekilde kurşun kalemle buraya gördüğünüz gibi tarihi yazarak altına da isteklerinizi böyle çok imla kurallarına dikkat etmeden tüm isteklerinizi arka arkaya sıralayın aklınıza geldiği gibi. Bu kağıdı doldurduktan sonra akşam yastığınızın altına koyuyorsunuz ve sabah kalktığınızda bir gül ağacının ya da meyve veren bir ağacın dibine bunu gömüyorsunuz. Yani çok basit ama isteklerinizin gerçekleşmesi için inanılmaz güzel bir ritüel. Sabah kalktığımızda da akşamdan niyetlediğimiz suyumuzu içiyoruz. Suyumuza da yine aynı şekilde mumumuz yanarken, isteklerimizi yazmışken alıyoruz suyumuzu, bardağımızı elimize ve suyumuzu kodluyoruz. Diyoruz ki bu yeni ayda lütfen bana işte ne istiyorsanız filanca kişiyle evlenmem için beni destekle. Ya da işte bir ev almak istiyorum, filanca evi almam için beni destekle. Her ne dileğiniz varsa bu dileği suyunuza söylüyorsunuz. Akşamdan bırakıyorsunuz ve sabah kalktığınızda bu suyu içiyorsunuz. Kağıda gömüyorsunuz. Bunu her yeni ayda yapabilirsiniz. Yağları nasıl kullanacağınızı söylemeyi unuttum arkadaşlar. Mumlarımız var ya yakacağımız akşamdan. Bu mumun üstüne yeni aysa eğer gül yağı damlatın. Dolunaysa da sandal ağacı ya da ardıç yağı damlatabilirsiniz. Lavanta da olur. Yeni ay ritüeli bu şekilde. Gelelim dolunay ritüelimize. Şöyle koyayım. Dolunay ritüelimizde ise eğer bize gerekli olan malzeme yine bir kağıt. İşte diğer malzemeler zaten hepsini yazıyorum. Onun dışında da bir tane kavanoz gerekecek. Bu kavanozu da göstereyim size. Bu kavanozun olma sebebi şu. Şöyle. Normalde ben boş dış kağıdı yırtılmış kavanozum var ama içi kahverengi duman duman olduğu için onu eve sokmak istemedim. Size böyle kavanozların üzerindeki kağıtları yırtarsanız iyi olur arkadaşlar. Boş bir kavanoz olsun. Sıcak suyla ısıttığınızda, sıcak su döktüğünüzde kolayca çıkıyor. Ben şu anda uğraşamadım onunla. Dolunay'da ne yapacağız? Yine mumumuz, tütsümüzü yakıyoruz. Ateş elementini, su elementini hepsini çalıştırıyoruz. Ne yaptık? Yeni ayda gül yağı damlatmıştık mumumuzun üstüne. Bu sefer sandal, lavanta ya da ardıç yağı damlatıyoruz. 3 damla, 4 damla çok fazla damlatmayın. O zaman mumu söndürüyor. Dolunay ritüelleri zaten dediğim gibi yeni ay başlatma enerjisi, dolunayda bırakma enerjisi. Yine ayın 30'unda dolunay var. Ama her seferinde yapabilirsiniz bunu. Bu aya mahsus değil. Buraya da işte atıyorum 30-12-2020. Dolunaydaysa arkadaşlar yine tüm malzemeleri kullanıyorsunuz ama bu sefer öfkeniz, nefretiniz, kızdığınız, bırakmak istediğiniz her ne varsa, örneğin eski erkek arkadaşınızı ya da kız arkadaşınızı unutamıyorsunuz, sürekli düşünüyorsunuz, ediyorsunuz bilmem ne, ya da kızgınsınız ya da koparamadığınız bağlar var, böyle arka arka bunları böyle bu şekilde yazıyorsunuz hızlı hızlı, hiçbir imla bilmem ne kuralına dikkat etmeden. Böyle öfkenizi de buraya yansıtarak kolay bir şekilde içinizi boşaltıyorsunuz. Bu kağıdı yazıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Sonra bu kağıdı diğerinde toprağa gömmüştük biliyorsunuz. Bundaysa dileklerimiz gömülüyor. Çünkü onları yakmak önüne geçmek oluyor. Ama art niyetler, negatif enerjiler, üzerimizdeki nazarlar her ne varsa da bu sefer de bu şekilde bu kavanoza koyarak yakıyoruz. Yeni ayda dileklerimizi toprağa gömüyoruz. Meyve veren bir ağacın dibine, gül ağacına, dolunaydaysa böyle bu şekilde yakıyoruz. Sonra bu kavanozun ağzını kapatıyoruz. Bu küller bizim odamızda kalıyor. Su yine var. Suyumuzu sabah yine içeceğiz. Kavanozda yaktık kağıdı ve ağzını kapattık. Sabah olduğunda, burası çok önemli, hiç kimseyle konuşmadan arkadaşlar bu kavanozu
pencereden ya da balkonumuz varsa balkondan aşağıya uçuruyoruz. Küllerin havada uçtuğunu, tüm negatif enerjilerin, art niyetlerin, kötülüklerin, kavgaların, küslüklerin gittiğini de imaje ediyoruz. Bu şekilde her iki ritüeli her yeni ay ve dolunayda yapabilirsiniz. Tek video olsun diye, ayrı ayrı uğraşmayın diye bu şekilde hazırladım. Bunu da malzemeleri eğer buradan tespitleyemiyorsanız da arada zaten onları da yazı olarak paylaşmış olacağım. Ekran resmi olarak ulaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize şifa olsun. Sorularınız olursa videonun altına yazabilirsiniz. Umarım hepinize şimdiden şifa olur. Hepinizi çok seviyorum. Bol bol şifalar, bol bol pozitif enerjiler sizi bulsun diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar. Bu arada da emeğe saygıyı unutmayalım. Abone olarak, yorum yaparak, beğenerek bana destekte bulunabilirsiniz. Instagram adresim Senal Dilek. Sorularınız olursa videonun altına yazın. DM'den bana ulaşabilirsiniz. Numaroloji analizi yaptırmak isteyenler de ulaşabilirler. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.